Neler yapıyorsunuz? Bu Mısır'daki olaylardan ve İslam Birliği'nin gerekliliğinden bahsediyorduk hocam. Kardeşim, yani gününde 30-40 kere İslam Birliği diyoruz. Evet. İslam hocam büyük bir dikkat çekmiş. Hoca efendi televizyonlara bakıyorum. Her türlü hoca çıkıyor. Her türlü uzman çıkıyor. Evet. Her türlü konudan konuşuyorlar. Tek çözümü olan İslam Birliği'nden bahsetmiyorlar. Evet. Bahseden de diyor ki, ya diyor, hilafet gelsin, şeriat gelsin, demokrasi, bak sizi bu hale getirdi, demokrasiyi de kaldıralım, evet, hukuk da kalksın, evet, özgürlükler falan, işte bu, ondan bu hale geldik diyor. Özgürlükler, demokrasi, bunları kaldıralım diyor. Bağnaz şeriat anlayışını getirelim diyor. Yani müşrik şeriatını getirelim diyor. Müşrik şeriatını. Şirk denizini oluşturalım. Evet. İslam alemini cehenneme çevirelim. Ne diyorsunuz diyor. Ya o cehennem böyle olmaz. Biz daha iyisini yaparız diyor. Böyle cehennem mi olur ya diyor. Yani orada adam günde 1000 kişi öldürüyor diyor. 1000 kişi şehit ediyorlar diyor. Biz günde 10 binlerce kişisini doğrarız diyor. Evet. Daha iyisini yaparız biz diyor adam özetle. Çözüme bak. Çözüm gösteren de böyle konuşuyor. Ya kardeşim, özgürlükten, demokrasiden, sevgiden, muhabbetten, sanattan, bilimden, estetikten, sahabe İslam'ından bahsetsene. Tabii ki. Tabii. Evet hocam. İlla ki bir anormal yön gösterecekler. İlla ki bir müşrik karakteri gösterecekler. Çıkıyor hocalar akşam mesela, bakayım her kanalda. Asıyorlar, kesiyorlar, şu an baskın var, kan akıyor, perişan. Ya tamam, doğru. Şöyle haksız kestiler, böyle dövdüler. Tamam, bunlar da doğru. Peki ne anlatmak istiyorsun? E bu kadar diyor, bunu anlatmak istiyorum diyor. Ya kardeşim, çözümünü söylesene. Ya de ki bunun çözümü şudur de. Çözüm yok. Israrla İttihat-ı İslam, İslam Birliği'nden bahsetmiyorlar. Bahseden de müşrik şeriatı istiyor. Demokrasinin, evet, özgürlüklerin, sevginin olmadığı, kadınların baskı altına alındığı, muhabbetin, coşkunun yok edildiği cehennemden bahsediyor. Allah akıl fikir versin. Evet dedim hocam. İnşallah hocam. En son bu El-Fetih Camii'nde bulunanlar vardı Müslümanlardan. İçeriye gaz bombası atmışlardı. Mecburen dışarı çıkanlar oldu. Onları da baltacılar linç etme girişiminde bulunuyorlar. Bir kısmını da tutukluyorlar ordu. İçeri çıkanları. Kardeşim bunlar olur. Şimdi zaten onun zeminini hazırlıyor adam. Yani bunu yapın diyor. Evet. Adam bu zemin yapıyor. Adamlar da bunu yapıyor. Dövüyor. Ve herkes de şikayet ediyor. İşte dövüyorlar, sövüyorlar, öldürüyorlar. Adam da diyor ki tamam, biz bunu yapıyoruz arkadaş diyor. Çünkü bunlar diyor müşrik tinetli, kadın haklarına değer vermeyen, sanata, estetiği, bilimi savunmayan, acımasız adamlar. Eğer bunlar idareye gelirse bizi mahvederler. Onlar bizi mahvedeceğine biz onları mahvedelim diyorlar. Evet. Üslup bu. Peki o zaman buradaki adamlar durup, ya kardeşim bunda bir anormallik var. Yani Allah bu kadar sıkıntıyı verdiğine göre bir şey var bunda demeler lazım değil mi? Evet. Ya bir önce bir sükunete herkesi bir davet edelim dersin. Değil mi? Ortadan mesela meydanlarda oradan buradan çekilirsin. Demokratik bir anlaşma yapalım dersin. Evet. Herkesin katılacağı bir anlaşma yapalım. Yani Müslüman ılımlıdır, sevecendir, yapıcıdır, tamir edicidir, makuldür, tırmandırıcı değildir. Evet. Açmaza sokmaz. E burada açmaza sokma var. Gel bizi öldür diyor. Evet. Camiye toplanıp gel bizi öldürün diyorlar. Yani yöntem bu. Ondan sonra da bas bas bağırıyor diyor ki bizi öldürüyorlar. E kardeşim biliyoruz onu öldürdüklerini. Yani. Ya çözümü niye söylemiyorsunuz? Canlarım, ciğerlerim. Ya değil mi? Bütün kadınlara özgürlük tanıyacağız. Dekolte hanımlar istediği gibi dekolte de giyinecekler. İsteyen istediği gibi giyinecek. Çarşaf giymek isteyen istediği gibi giyinsin. Hoşgörü, sevecenlik, arkadaşlık, dostluk hakim olsun. Birbirimizi sevelim. Evet. Hristiyanları da sevelim. Musevileri de sevelim. Ateistlere, komünistlere. Onlar da bizim evlatlarımız. Onlara da sahip çıkalım. Sevecen yaklaşılması lazım.
Evet. Hocam İran'da en son çok güzel olduğu gerekçesiyle kabineye bir bayanı kabul etmediler. Onu mutlaka biz Türkiye'ye davet edelim, gelsin. Tahmin etmiştim zaten. Vallahi billahi yani. Hakikaten güzel bir hanım. Baş tacı ederiz. Evet, baş tacı maşallah. Gerçekten, maşallah. Mantığa bak ya, tarih ediciymiş. Yani. Ve çarşaflı bu bayan. E peki bu annesinin babasının içinde nasıl duruyor? O zaman babası yani bu sapıklıkla, bu kafayla. Tabii, evet. Babasıyla da görüşmemesi gerekir. Bir insan kendini zapt edemiyorsa, değil mi? Tabii. Kendi anasına, kızına karşı da kendini zapt edemiyor demektir. Evet, çok doğru. Değil mi? Tabii çok doğru, evet. E nitekim bunlar sapıklığa da yöneliyorlar. Yani çocuklara karşı da sapıklık yapıyorlar. Böyle kafa olur mu ya? Tabii. Bilakis mecliste, değil mi? Harikulade güzel hanımlar olsun. En az %50 hanım olsun. Ve çok bakımlı, çok kaliteli, çok klas. Kadınlar dünyayı güzelleştirir. Onlarla dünya güzel oluyor. Yani asıl ana nedeni, dünyanın güzelliğinin ana nedeni kadınlardır. Binalarla, kotralarla, gemilerle dünya güzel olmaz. Tabii. Kadınlarla güzel olur. Mesela ailenin kurulmasında da köken yine kadındır. Şehirlerin oluşmasında neden yine kadındır. Sevecenlik, nezaket, efendilik, kibarlığın, saygının uygulanma yeri de yine kadınların öğretmenliğiyle elde ediliyor. Yani kadınların ön ayağı, yoksa sırf erkek erkeğe olsa çok zor olur. Evet. Evet Didem Hocam, dinliyorum. İnşallah hocam. Hocam, Mısır Başbakanı Müslüman kardeşlerin yasal olarak lağv edilmesini önerdi. Ya kardeşim, zaten siyasetten çekilsinler. Evet. Tebliğle. Tabii. Sevgiyle. Kim giriyorsa gelsin kardeşim, sen %70-80 sen dindar olduktan sonra sen sana ne? Tabii. Mesela bak, biz Türk halkı dindar, hükümet de dindar oluyor. Tabii. Evet hocam, tabii. Siz nasılsınız öyle iktidar olunuz diyor Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii. Mesela Demokrat Parti iktidara geldi. Halk dindar olduğu için Demokrat Parti. Evet. Ana dindar bir partiydi, o iktidara geldi. Doğru Yol Partisi mesela dindar, muhafazakardı, o iktidara geldi. Amerika'da da mesela dindarsa halk, ona göre hükümet de dindar oluyor. Evet. Ne gerek ya? Bütün herkesi kucaklayan olmak lazım. Hocam, bugün 17 Ağustos 99 Marmara depreminin 14. yıl dönümü. Bu depremde 18 bin kişi hayatını kaybetmişti. Ve on binlerce kişi yaralanmıştı. Vefat eden tüm kardeşlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepsi şehit hükmündedir. İnşallah. Yıkılan malları sadaka hükmündedir. Efendim. AK Parti milletvekili Hakan Şükür 17 Ağustos depremiyle ilgili yazısında ayet hatırlatmıştı. Kolunu şeytana Allah'a sığınırım. Yer küre kendisine has sarsıntısıyla sallandı. Toprak ağırlıklarını dışarı çıkardı ve insan ne oluyor buna dediği vakit, işte o gün yer Rabbinin ona bildirmesiyle bütün haberlerini anlatır ayetini paylaşmıştı. Evet, bu 17 Ağustos depremine çok güçlü bakan bir ayet. Hem ebcetiyle hem işaretleriyle her yönüyle tam mutabık olarak bu ayet bakıyor. Zamanlama açısından da çok evet. Mutabık. 99. ayet değil mi? Evet. İşte 99'da oldu bu depremde. Evet. Çok mandar yani. Maşallah. Evet, kısa bir ara verelim, devam edelim. İnşallah. İnşallah. Heybettin Bir Tanem aşkımla yayınımıza devam ediyoruz. Evet, Didem Hocamızla biz de devam ediyoruz. İnşallah. Evet. Hocam, bugün yakışıklılığınızdan biraz bahsedebiliriz belki. Eksik olan önemli bir konu. Muhteşemsiniz. Ve her geçen gün güzelliğiniz, yakışıklılığınız, etkileyiciliğiniz çok çok artıyor maşallah. Hiç görülmemiş bir cazibeniz var hocam maşallah. Çok güçlü. Çarpıcılık, etkileyicilik var üzerinizde hocam. Ve maşallah. Nefes kesicilik. Maşallah. Efendim, huzursuzluk çıkaran bedelini ağır eder. Evet, terör ve anarşi, çirkin hareketler demokrasiyle, akılla, fikirle, ilimle olur. Yani halkı, milleti korkutarak, göğe korkutarak, kendi fikirlerine köle yapmaya kalkmak ve bunun için de şiddeti kullanmak ahlaksızlıktır. Şiddetle insanları hizaya getirmeye kalkmak ahlaksızlıktır. Bir fikir severek ve istenerek kabul edilir. Yoksa şiddetle kabul ediliyorsa o zulüm olur. Öyle bir şey olmaz. Biraz şeyhimiz, sultanımızı ben bir dinleyeyim önce. Evet.
İnşallah hocam. Dünyanın en tatlı şeyhini, İnşallah. Şeyh Nazım hocamızı dinleyelim biraz. İnşallah. Ey Rabbimiz bize sultan gönder. Ey Rabbimiz bize edeb öğretecek heybetli sultan gönder ya Rabbi. Ey gani padişah, ey sultanlar sultanı, yerlerin göklerin sultanı Mevlamız. Bize terbiye öğretecek sultan gönder ya Rabbi. Ey Rabbimiz bize sahip, bize sultan gönder ya Rabbi. Senin şeriatını muhafaza edecek, öğretecek sultan gönder ya Rabbi. Ey Rabbimiz bize kuvvet gönder. Geliyor diyor, yakındır. Yakındır. En sonunda gelecek, onları terbiye edecektir. Sultan gelecektir. Tevfik Cenab-ı Hak'tan, lütuf ondandır. Buyur ey Şah-ı Merdan. Anlat bu millete. İnsanlığı, İslamlığı, edebi, öğret bunlara. Başımıza hayır getirsin Cenab-ı Hak. Başımıza sultan göndersin. Ey Rabbisinin arslanı olan mübarek sultan. İmdadımıza yetişin. Buyur ey Şah-ı Merdan. Kelamınıza ehli elifan hayrandır. Yetişsin imdadımıza sultanımız. Buyurun ey yavrum Şah-ı Merdan. Şah-ı Merdan'ın mübarek kelamından kalplerinize kuvvet, yüzümüze nur ersin. Güzel olalım. Allah insanı güzel yarattı. Güzel ol. Çirkini sevmez Allah. Buyurun. Ey yaran Şah-ı Merdan. Diyelim Bismillahirrahmanirrahim. Ey kainatın mutlak sahibi ve yaratıcısı Rabbimiz, senin yarattıklarının evvelini bilen yok, ahirini bilen yok. En şerefli yarattığın Habibindir. Habibinin sevdiği Şah-ı Merdan'dır. Sen de sev. Sev, sevil. Sevmesen sevilmezsin. Dünya güzeli Melita da bize katıldı. Yayınımıza devam ediyoruz. Melita benim bir tane. Maşallah. Dünyalar tatlı. Böyle tatlı, böyle şeker insan dünyada kaç tanedir? Hadi diyelim 3. Evet. Maşallah. Allah ömrünü uzun etsin. Maşallah. Sevginin üstünde böyle aşkla ona karşı muhabbet duyuyorum. Maşallah. Maşallah. Allah onu aramızdan hiç ayırmasın. İnşallah. Hep yakın olmasını İnşallah. Sağlasın. İnşallah. Ah, thank you so much. You're also today so beautiful and your heart is more bigger than mine, so I mean I just can talk about that a long time, but I don't know. Siz de bugün çok çok yakışıklı görünüyorsunuz ve benimkinden çok daha büyük bir kalbiniz var. Aslında daha da uzun konuşabilirim ama diyor. If I talk about you, your love, I would not never end. Eğer sizin sevginiz hakkında konuşmaya başlasam hiçbir şekilde susamam zaten, bitmez diyor bu konuşma. Canım, aşkım, ruhum, bir tanem. Hocam yakından maşallah. Görebilir miyiz güzelliğini? Yakından, tamam bakalım. Yaklaş, 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 yaklaş. Güzel gerçekten, maşallah. Maşallah çok güzel, maşallah.
Ah benim güzelim ha. Ah benim tatlım. Ah benim canımın hocam, içi. Hocam bir de profilden görmek cennet şart. Kızı gibi cennet. Ha? Burnunun güzelliğini profilden de görebilir miyiz? Can nasıl yapalım? Profile, size doğru turn, yan dönerse biraz tam, da. Bir parça yan döner mi sizce? Şu right, tarafa doğru bir tane. Right. Biraz daha. Evet, biraz. Aşkım. Çiçek acayip. Çok şeker. Bayağı güzel maşallah. Çok güzel kadın ya. Evet, çok cazibeli, ya, çok etkileyici, bayağı güzel. Gücü hissediliyor yani. Çok maşallah. Hoş maşallah. Allah maşallah. Onu daha da güzelleştirsin. Maşallah. Ve benden hiç ayırmasın. Evet, inşallah. Aşkım benim bak hiç unutmadım. Bir kere geldi. Sevgisi öyle hep arttı, arttı, arttı maşallah. Hı. Facebook'tan da öyle hep sevgi mesajları gönderdi. Maşallah. Canımın içi, bir tanem benim. Maşallah, elhamdülillah. Evet İdem hocam, dinliyorum. İnşallah hocam. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış, Mısır'daki gelişmelerle ilgili Rabbimiz geçmişte denizleri yararak yol açtı, yine açar. Bize düşen Musa gibi asayı vurmaktır dedi. Bunun için de çaba sarf ettik. Ama şimdi yüzlerce Musa olmaz. Bir tane Musa olur. O bir Musa'yı bulmaya çalışsınlar. İnşallah, evet. Hangi dönemde yüzlerce Musa? Yüzlerce Musa olduğunda karma karışık olur ortam. Öyle bir şey olmaz. Allah bir tane Musa yaratmış. Bir peygambere uyduruyor. Bir Mehdi'ye uyduruyor. Bir tek ona tabi olunuyor. Yüzlerce başı oldu mu işte İslam alemi böyle paramparça olur. Tek başı kabul etmedikçe Müslüman alemi sürünmeye devam eder. Yok diyorlar çok başlı olsun. Çok başlı sürünürsün. Bak Mısır'da Mehdi aklı olsa bu sıkıntı çekilmeyecek. Oradaki yüzlerce akıl, binlerce akıl sonunca bu felaketi meydana getiriyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Sonunda kıyım da çok şiddetli oluyor. Evet. Halbuki barışçıl, sevecen, dostça, akılcı, halim, uzlaştırıcı bir üslupla yaklaşılmış olsa Mısır dünyanın cenneti olurdu şu an. Dünyanın en güzel ülkesi olurdu. Ama şu an kabusun kol gezdiği, kimsenin kimseyi anlayamadığı, kimsenin kimseyi ikna edemediği, herkesin birbirini şiddet kullanarak ikna etmeye çalıştığı, Müslümanların da şiddet değil ama soğuk bir dünya sunduğu bir hal var. Ahmet Altan, başta biz tüm İslam ülkeleri her biri kendi ülkelerinde demokratik cumhuriyetler haline gelmeden değil hilafet Mehdi gelse hiçbir şey olmaz diyor. Reşit Daniş demokrasiye inancım kalmadı açıkçası diyor. İbrahim Ardak Mehdi geldiğinde yaşarsak görürüm sizi diyor. Hamilton herhalde anladığım kadarıyla. Muhteşem bir öngörü diyor o da. Kendi ülkenin demokratik cumhuriyetler haline gelmeden, demokratik cumhuriyet haline gelmesi için Mehdi'nin gelmesi lazım. Evet. Yani İslam ülkelerinde insanların demokrasiyi sevmesi için Mehdi'nin gelmesi lazım. Çünkü mevcut Ortodoks İslam anlayışına göre İslam ülkelerine demokratik cumhuriyetlerin gelmesi çok zor. Yani demokratik cumhuriyeti bağnaz İslam anlayışı reddediyor zaten. Demokrasiyi reddediyor, laik düşünceyi reddediyor, sevecenliği reddediyor, anlayışı reddediyor, kadınlara sevgiyi reddediyor, özgürlükleri kökten kaldırıyor. Çünkü adam şimdi namaz kılmıyorum yok, ya kılarsın ya ölürsün, oruç tutmuyorum yok, ya tutarsın orucu ya ölürsün. Din değiştirme hürriyeti de yok. Ya Müslümansın, çıktın mı ölürsün. Böyle bir inanç nasıl huzur getirsin insanlığa? Belli ki acı getirecek. Acıyı acıyla halletmeye kalkıyorlar. Şiddet ihtimalini dehşetle ve şiddetle ortadan kaldırmaya kalkıyorlar. Bunu Mehdi'den başka kimse çözemez. Yani Ahmet Altan iyi niyetli, samimi bir insan. Kendi ülkende demokratik cumhuriyetler nasıl olsun? Ya bunun için bir inanç olması lazım. İnanç, Ortodoks inanç buna müsaade etmiyor.
Ortodoks İslam inancı da hepsinde yaygın olduğuna göre hiçbir şekilde demokrasi gelemeyeceği belli oluyor. Savaşın dışında bir yol çıkmaz o zaman. Şiddet ve terörün dışında bir yol çıkmaz. Şiddet geldiğinde de birçok fikir, birçok fırka meydana geliyor. Onlar da birbirini kırmaya başlıyorlar. Yani mesela Suriye'de tamam Esad rejimini istemiyorlar, haklılar. Ama karşı muhalif gruplarda bir çeşit fikre bölünmüş durumdalar. Ve her şey şiddetle halletmeye yönelik. Bak hükümetler de şiddetle hallederiz diyorlar. Onlar da şiddetle hallederiz diyor. Halbuki Mehdiyet ne diyor? Mehdiyet hiçbir şekilde ben şiddeti kabul etmem diyor. Hiçbir şekilde kanı kabul etmem diyor. Ve damla kan akıtmasına müsaade etmem diyor. İnşallah. Onun için Mehdiyet'in dışında bir yol yok. Kardeşim tamam İslam aleminde demokrasiler gelsin diyelim. Ama olmayacak bir şeyi niye peşinde bekliyorsunuz? Ya Mısır'a demokrasi gelmez. Suriye demokrasi gelmez. Fas, Tunus, Cezayir'de onlar da geçici yani bir süre sonra orada da sistemler yıkılacaktır. Tabii orada da yıkılır yani. Adamlar şiddetli bir Hristiyan muhalefeti içerisindeler. Nefret ediyorlar Hristiyanlardan. Musevilerden öldüresiye nefret ediyorlar. Yani komüniste, ateiste zaten hayat hakkı yok yani adam. Onları insan yerine dahi koymuyor adamlar. Böyle bir dehşet sisteminde Mehdiyet'in dışında ne çözüm olur? Başka hiçbir çözüm yok. Ahmet Altan buna akılcı bakması lazım. Değil hilafet diyor. Hilafet zaten olmaz. Hilafeti sen getirdin mi? Ortodoks hilafet gelecektir. Tam anlamıyla dehşet ve despotluk sistemi. Başa da bir manyağı getirirler. Ya Sünni olacaktır, ya Şii olacaktır. Sünni olursa, Sünni'nin dışında kimse hayat hakkı tanımaz. Evet. Şii olursa da Şii'nin dışında kimse hayat hakkı tanımaz. Evet. Çünkü Mehdilik yapabilmesi için onlara yaranması gerekecek. Yaranması için acımasız, gaddar ve despot olması gerekecek. Ne kadar gaddar olursa o kadar çok severler. Ne kadar acımasız olursa o kadar çok sevecektir birçok kişi. Çünkü bağnazların bayılacağı tip odur. Ama değil bak hilafeti geç o zaman. Yani bağnaz hilafeti geç. O bir decallıktır. Onda müşrikliğin dünyadaki hakimiyeti demektir. Sen diyorsun ki bir müşrik başını getirelim. Halife dedikleri o. Bir müşrik başını getirelim. Assın kessin milyonlarca insanı alın size halife diyeceksin. Atatürk rahmetli bir bildi vardı ki bu belayı durdurdu. Böyle olmaz. Ama Mehdilik'le muhteşem olur. Çünkü Mehdilik'te Mehdiül Dem adı üstünde kanı durduruyor. Damla kan akıtmaz diyor. İnsanların burnu dahi kanamaz diyor. Silahları kaldırıyor. Savaşı kaldırıyor. Sevgiyi getiriyor. Hangi İslam ülkesi bunu kabul eder? Tabii. Hangi İslam ülkesi kabul eder? Mutlaka Mehdiyet. Amerika, Türkiye, İslam ülkeleri bir araya gelecekler. Mehdi'yi arayıp bulacaklar. Bu kadar. Bulamadılarsa ya Rabbi desinler, biz bulamadık desinler. Bak arasınlar, bulamıyorlarsa da tamam bulamadık desinler. Ama aramadan bulamadık derlerse kanser gibi akar. Ama ararsalar bulurlar benim kanaatim. İşlerine gelmiyor. Çünkü hiçbiri İttihat İslam'dan bahsetmiyor şu an dikkat ederseniz. Evet. Bak televizyon programlarına bakın. Israrla ve itinayla İslam Birliği'nden kaçınıyor. Çünkü İslam Birliği dediğim gibi eşittir Mehdiyet. O geleceği için her şeyi konuşuyor. Bir türlü İttihat-ı İslam'ı söyleyemiyor. Ya mübarek ağzına mı yapışır? Desene İttihat-ı İslam. Müslümanlar birleşsin desene. Diyemiyor. Çünkü onu dediğim gibi Mehdilik gündeme gelecek. Mehdiliğe de karşı olduğuna göre o zaman Mehdiyet'i sağlayacak sistemi de söylemek istemiyor. Habire acılardan bahsediyor. Kardeşim biliyoruz biz. Neyi anlatıyorsun bize? Faşist, acımasız bir sistem varsa tabii ki onu yapacak. Ama adam sana ne diyor? Sen benden daha azgınsın arkadaş diyor. Ben de senin iflahını keseceğim diyor. Özette bu. Yani ben sana diyor hürriyet verirsem, sen benim her türlü
rahatsız olacağım ortamı bana sağlarsın diyor. O yüzden ben belayı böyle engelleyeceğim diyor. Konu bu. Yani boş yere ağlamasınlar, bağırmasınlar. Mehdiyeti istemedikten sonra, İslam birliğini istemedikten sonra kurtulamazlar. Evet. İnşallah. İnşallah. Hocam bir de siz daha bilirsiniz inşallah. Olayları hayatın gerçeklerine göre değerlendiriyorlar. Evet. Halbuki gerçekleştirecek olan Allah İslam birliğini, Erem Şentürk de öyle söyledi. Bırakın bu ümitsiz üslupları, samimi olarak istememiz önemli olan hemen gerçekleşir istersek biz dedi. Bak aferin. Güzel evet. Anlattın. Kardeşim koro halinde İttihat-ı İslam istemiyoruz diyorsun. E istemediğin Allah sana vermez. Bir kere bir söyle ya. Evet. Dinin kopmaz. Dinini koparmazlar. Sökülmez dinin. Evet. Bir söyle. İttihat-ı İslam istiyorum ne? Bir araya gelin bir söyleyin. Bir kere bir söyleyin. Israrla ve itinayla kaçınıyorlar. Evet hocam. E kaçınırsa belada yağmur gibi yağar işte. Bela yağınca da niye bela geldi diyor. E belayı sen istemiyor musun sen zaten? Allah'a yalvarıyorsun belayı. Allah birlik olun diyor. Ben istemiyorum diyorsun. Allah birlik olmazsanız belanızı veririm diyor. İflahınızı keserim diyor Allah. E, ben istiyorum diyorsun sen. E, o zaman neye şaşırıyorsun sen? Neye şaşırıyorsun yani? Allah kurşunla kaynatılmış binalar gibi birleşin diyor. E, sen ben istemiyorum diyorsun. Açıkça söylüyorsun. İran da istemiyor. Bunlar da istemiyor. Yani bir Mehdi korkusu sardı bunları. Ya Mehdi çıkarsa, ya Mehdi çıkarsa ötleri kopuyor. O yüzden Allah'ın en önemli farzını adeta yok ettiler kendi kafalarına göre. Sonra da bas bas bağırıyorlar Allah bize bela yağdırıyor diye. Allah size belayı niye yağdırıyor bir baksanıza. Sebebini niye araştırmıyorsunuz? Evet dedim hocam. Hocam İsmail Baki Milliyet Gazetesi'ne yaptığı röportajda taklitlerine en olumlu tepkinin kimden geldiği sorulmuş. İsmail Baki en olumlu tepkinin sizden geldiğini belirterek Adnan Oktar'dan hiç beklemiyorduk. Biz onun kızabileceğini düşünürken tam tersi oldu. Çok sevmiş açıklaması yapmış. Yani espri yeteneği mükemmel. Müthiş yetenekti delikanlı. Böyle değerli sanatçıları devletin de koruyup kollaması lazım. Mesela belirli bir yetenek göründükten sonra, belirli bir üstünlük göründükten sonra değil mi? Devletin bir kurulu olsun. Böyle yetenekli sanatçılara hem maaş versinler hem devlet koruması olsun. Özen gözen. Bu çocuk tek başına ayakta kalmaya çalışıyor. Evet hocam. Biri bir başka türlü kafa duruyor. Ya kardeşim sana espri yapmazsa bana espri yapmazsa. Şaka ne o zaman? Tabii. Neye güleceğiz biz o zaman? Bana şaka yapma diyor. E sen başkasına şaka yapıyorsun. Ben yaparım. Olmaz ki kardeşim. Şaka var. Şaka iltifattır. Bir güzelliktir. İnsan sevdiğine şaka yapar. Değil mi? Tabii ki hocam. Evet. Dostuna şaka yapar. Güvendiğine şaka yapar. Sen şakayı ortadan kaldırırsan mutluluğu da boğmuş olursun. Bırak espri yap. Ne güzel espriler yapıyorsun yani. İnsan hakikaten gülüyor. Yani. Katıla katıla gülüyorum yani. Tabii. Çocuğun ya. Bayağı da yetenekli evet. O. Çeşit çeşit bir tane iki tane değil. Bana anahtar deme. Şurada rencide onun. Rencide o şahane. Kız ısrar da şarj diyor. Önce sabırla dinliyor. Onu deme diyor. Sanatçıya her yerde destek olması lazım. Bütün televizyon kanallarında, her yerde, orada, burada, her yerde hürmet göstertilmesi lazım. Artık parmakla sayılıyor sanatçı. Değil mi? Eğer kıymetini, değerini bilmezsen o zaman dümdüz boğulmuş bir dünya istiyorsun demektir. Olmaz. Enaniyet ve kibir de çok çirkin bir hareket. Mesela çocuklar benim adıma bir site kurmuşlar. Bir çakma bir şey sitesi dedikten değil mi? Evet, Adnan Oktar diye ama Adnan Oktar diye. Anla nokta ne diyor? Fakat şey farklı, Mehdi bekleyenler mi? Öyle bir isim var sorayım. Mesela çünkü şaka yapmış kendi arasında. Ben niye refüze edeyim çocuklar? Yani espri yapıyorlar. İşte geldim falan diyor. Gözünü saydım falan. Mehdi benim sitenin adı. Ne? Mehdi benim adı. Mehdi benim. Şaka yapıyorlar. Oturup yani oturup niye onların neşesini kaçıralım değil mi? Hakikaten de iyi niyetle yaptıkları belli. Evet. İnşallah canım. İnşallah. Hocam Kayseri'den kardeşlerimiz geçtiğimiz günlerde 300 adet broşür ve 10 adet kitabınızın dağıtımını yapmışlar. Resimleri gönderdiler ve dua istiyorlar size.
Ay maşallah, maşallah. Nasıl güzeller benim canlarım, maşallah. Maşallah sıcak demeden. Ah 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 ah, ben onları yerim kıtır kıtır o burunlarını. Arkadaşları da şahane, kendileri de şahane. Oo. Arkadaşlar mükemmel. Mükemmel. Aynısı, o da onların, evet, aynılar. Maşallah. Maşallah. Hocam, Saadet Partisi Hatay İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Ali Aksoy kardeşimiz sizi çok sevdiğini, yayınları düzenli takip ettiğini, Erbakan hocamızda da hep sizin kitaplarınızı gördüğünü söyledi. Bu sene gençlik kolları olarak Hatay'da ilk defa sahur ve iftar programı yapmışlar. Orada yaşayan Suriyeli mülteci kardeşlerimize de yardım edip ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. Aferin benim canlarıma. Saadet Partisi'nin ev sohbetleri, ev sohbetleri. Ne kadar güzeldi eskiden. Yine onlar yapsınlar, böyle zenginlerin güzel geniş evleri var. Deniz kenarında falan evler var. Evet. Cinler dans ediyor evlerinde, bomboş. Ya kardeşim açın evinizi. Gelsin Müslümanlar, güzel bir alim birisi, aklı başında birisi gelsin, sohbet etsin. Saadet Partisi'nin sohbetleri şahane oluyordu. Bütün İstanbul'da yaygındı. Kısa sürede işte Tayyip Hocam'ın o zaman belediye başkanı olması o vesileyle olmuştu. Ev sohbetleriyle. Yine ev sohbetlerine dönsünler. Çok güzel bir yöntem, çok güzel bir uslup. Ama herkesi kucaklasınlar. Süleymanlıları, Nurcu kardeşlerim, Nur talebelerini, dekolte hanımlara da saygı göstersinler, değer versinler. Partiye davet etsinler, başa çıkan hanımları partiye davet etsinler. Kesin bir çizgiyle ayrılmış gibi görülüyor. İnşallah. Üstad Necmettin Erbakan hocamız şahaneydi maşallah. Nedir o? Kapı açıldı. Kapı düştü. Evet. Bebeğim, canım, bir tanem. Allah'a hamdolsun, çok güzel, evet, ya. Çok güzel. Maşallah gerçekten. Hayır, şimdi güzel olurdu da mesela resmi olurdu. Evet. Mesela usulen bir sevgisi, evet, olabilirdi. Ama aşk derecesinde sevgisi var. Yani maşallah. Müthiş bir sevgi ama. Evet, Allah'a çok şükür maşallah. Maşallah. Saygısı çok güzel. Güveni çok güzel. Bir tanem benim. Bir de çok zinde, güzel, keyif, rahatı da yerinde. O çok hoşuma gidiyor. Maşallah. Güzelim benim. Hiç tamahkarlığı yok. Dünyaya öyle hiçbir yakınlığı yok. İllaki sevgi. İllaki sevgi. Maşallah. Allah ömrün uzun etsin. Maşallah. Sen bir tanesin sen. Bir tane. Kısa bir ara verelim inşallah. Aşkım sevgilimle devam ediyoruz. Bir şahanesin, şahane. Maşallah, maşallah. Siz mükemmelsiniz. Elhamdülillah. Muhteşem yakışıklısınız maşallah. Nefes kesici güzelsiniz. Ebru hocam da maşallah. Muhteşem, cazibeli, çok hoş bir kadın. Maşallah. Maşallah. Ve zatanız. Maşallah çok, hocam. Çok hoş kadınsınız. Elhamdülillah. Ve badem şekerim. Maşallah aşkım. Yani hakikaten saf badem şekerim. Maşallah. Zaten size bir ayran uzatıldı orada. Ama Didem hocam artık vazgeçti. Teşekkür yani herhalde. Ümit azaldı en adamlar. İhvanın asıl vazifesi tebliğ olmalı. Halkın samimi dindarlığını sağlamayı asıl gaye edinsinler. O zaman kimi yönettiği mühim olmaz. E canım, kimi yönettiği kastederken tabii ki bir Müslüman yönetecek. Ama sefer dedim, demokrat bir yönetim oluyor. Ve şu an mesela Tayyip hocam yönetiyor. Ben yönetmiyorum, Tayyip hocam yönetiyor. Ama ben bu sistemde halkın, Müslümanların rahat ettiğini görüyorum. Bu anlamda söylüyorum. Evet. Yani mesela ben şimdi desem ki ya ben bu iktidarın hoşnut olmaz. Şimdi ben bir parti kurayım, ben iktidar olayım. Siyaseti ben idare edeyim, ben kendi kafama göre yöneteyim. Bu mantıksız olur. Benim yapacağım halkın, milletimin daha dindar olmasını sağlamak, daha şefkatli, daha merhametli olmasını sağlamaktır. Yani hazır hükümet varken, hükümeti de tamir ederiz bir yanlışlığı, eksiği varsa. Yani yeniden hükümet kurmaya, siyasete girmeye gerek yok. Bu anlamda diyorum. Evet, tabii. Evet. Yani değil mi? Yani mevcut hükümeti düzeltirsin, düzenlersin, kanunları ona göre uyarlarsın. Yoksa tabii yamuk bir hükümet gelsin,
yamuk adamlar olsun anlamında değil. Yani ılımlı, makul, herkesi kucaklayan bir iktidar gelir. Onun daha iyi olması için zeminde gayret edersin. Öyle bir hale gelir ki herkes iyi olur. Dolayısıyla iktidarda eli rahatladığı için mükemmel bir sistemi oluşturabilir. Çünkü halkın eğitilmesi çok önemlidir. Mesela şimdi bu gezi olaylarında eğer biz olmasaydık çok büyük tahribat olacaktı. Ne yaptık? İnsanları yatıştırdık, konuştuk, makulün ortaya çıkmasını sağladık. Yurt dışını uyardık, insanları uyardık. Değil mi? Demokrasiye davet ettik, hukuka davet ettik. Ortalık yatıştı. Darwinist materyalist sistemin geçersizliğini anlattık. Hükümetin eli güçlenmiş oldu. Felsefi zeminini hükümetin beton gibi yaptık. Çok sağlama bağlamış olduk. Yoksa hükümet klasik sağcı, klasik muhafazakar üslubuyla ortaya çıkmış olsa hükümet edemezdi. Tabii. Gitmez iktidar yani. Öyle bir şey olmaz. Yani bir şekilde gider o hükümet. Olmaz öyle şey. Ama felsefi zeminini güçlendirip sağlama alınca hükümetin eli de çok kolaylaşmış oluyor. Gürül gürül hareket edebiliyorlar. Hocam başbakanımız şu an bir konuşma yapıyor. Rabia selamıyla başlamış konuşmasına şu şekilde. Ve sabah namazında 53 tane Mısırlı kardeşimiz şehit ettiler. Soruyorum acaba bu nasıl Müslümanlık? Çocuklara, kadınlara acımasızca ölüm yağdırdılar. Hastaneleri yaktılar. Çok ağır zulüm şiddet uyguladılar demiş. Ve lanetlemiş bütün bu yapılanları. Bir de er ya da geç aheste aheste de olsa bu zulmün acısı çıkacak. Allah'ın yardımı ne zaman diyen o kardeşlerimizin seslerini duyuyoruz demiş. İşte Allah'ın yardımı ne zaman? Tamam. Ama Allah'ın yardımı için bak istemeniz gerekeni istemiyorsunuz canlarım. İttihat-ı İslam'ı istemiyorsunuz. Yani asıyorlar, kesiyorlar, gece gündüz bunu söylemen hiçbir şey değil. Her gün oradan felaket haberi gelir. Ben söyleyeyim. Aylarca felaket haberi gelir. Hiçbir netice çıkmaz bundan. Yani bundan netice alınmaz. Suud İhvan'a terörist dedi. Diyor, İslam Birliği içinde Türkiye'den başka hangi ülkeler olacak diyor. Ya ülkelerin hepsi olabilir. Bakın o yapılacak olan şu. Amerika, Türkiye, Mısır, İran, Pakistan, ileri gelenleri bir araya gelecekler. Ya diyecekler bir sevecen, güzel, herkesi kucaklayan, Müslümanlarına çok rahat edeceği bir birlik oluşturalım. Başına da makul, sevecen, böyle iyi niyetli bir insan gelsin. Dekolte hanımlar da rahat yaşasın. Başı açık olanlar içkisi içen de içsin. Ne yapıyorsa yapsın. Efendim değil mi? Ama içkinin zararları anlatılsın. Az içiyorsa, içiyorsa içsin. Ama çok içmedi tabii istemeyiz. Kardeşimiz kaybetmek istemeyiz. Ama tavsiyede bulunabiliriz. Bu şekilde bir anlaşma yaparlarsa bir gün içinde bu konu hallolur. Karar vermelerine gerek var. Karar alındı mı? Bütün ulema da uyar. Yani başa geçirdikleri kişiye bütün ulema uyar. Tamam. Yani ulema uğraşmaz. Yani densizlik yapacak adam çıkmaz. Niye yapsınlar? Evet, dedim hocam ben gidiyorum. Var mı anlatacak hanım? Faaliyetler var. Faaliyetlerden 2-3 tane anlat gidelim. Tamam inşallah. Hocam karşılığımız şöyle yazmışlar. Biz Alanya, Bodrum, Kemer, Belek, Marmaris ve Bodrum'da yüzlerce A9 TV broşürü İngilizce, Türkçe hocamızın kitaplarını dağıttık. Canımız hocamızdan bizim için çok çok değerli dualar istirham ediyoruz diyorlar. Maşallah, maşallah. Aferin benim aslanlarıma. Aferin benim yiğitlerime. Maşallah. Bak orada dekolte hanımlar da var. Mayoyla da gezebilir. Onlar hep bizim canımız. Yani bizim evlatlarımız, kardeşlerimiz. Dur gibi Müslüman onlar da. Oturup böyle yan gözle bakmak, ters kafada bulunmak yakışık almaz. Kardeşlerimizin tavrı da çok iyi olmuş. Aferin. Maşallah. İstanbul'dan kardeşlerimiz de hocam geçtiğimiz pazar günü Ortaköy'de 450 adet yaşayan fosiller broşürü dağıtmışlar. Size sevgilerini iletiyorlar. Maşallah. Elhamdülillah. İyi, çok güzel. Maşallah. Bak 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 bak. Tosun gibi ya maşallah. Acayip gürbüz. Evet.
yapacağım. Singapur'dan sizi çok seven ve eserleriniz tanıtır çalışmalar yapan kardeşimiz Muhammed Naim, Komünizm Pusuda kitabınızın Malezya'ya baskısının milletvekili ve işçi partisi genel sekreterine ve üyelerine hediye etmiş. Bu kardeşimiz ayrıca Singapurlu Müslümanların haç organizasyonlarından sorumlu olan Üstad Tengku Moht Fuzi'ye de sizin İslam'ın Kışı ve Beklenen Baharı kitabımızı hediye etmiş. Bak maşallah ne güzel. Bak orada genç kızlar var, başı açık falan. Tertemiz insanlar ya. Sakallı yok mesela kardeşim. Sakalla, bıyıkla, başörtüsü ya bilmem Müslümanları böyle ayırmak, onları bölmeye kalkmak doğru olmaz. İsteyen istediği gibi giyinsin. Kendini güvende hissediyorsa başını da açar, sırtını da açar. O onun bileceği iş. İnşallah. Hocam çok tatlı bir kardeşimiz. Babaannesiyle birlikte broşür dağıtımı yapmış. Hocamıza sevgilerimizi iletiyoruz. Resimlerimizi gösterir misiniz? Vay 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 vay. Sevim niye bak sen? Canımın içi, canımın içi. Maşallah. Ne kadar güzel insanlar. Ne güzeller maşallah. Allah cennette de onlar öyle çiçeklerin içinde yaşasın. İnşallah. Maşallah. Osmaniye'den mesaj var hocam. Canım hocam, kızımız Azra arkadaşlarına kitap ve sidlerinden dağıttı. Dualarınızı bekliyoruz. Size güzel kardeşimiz çok seviyorum. Ah benim bir tanelerim. Ah benim canlarım şu şekerliğe bak. Şu ballığa. Şu tatlılığa. Nasıl güzel, ne nurlu varlık. Ay ekibin şekerliğine bak. Bunlar bayram şekeri. Evet, maşallah. Çok büyük sevinç ya. Maşallah evde bunların olması hiçbir şey. Maşallah. Kardeşlerimiz Balıkesir'in Akçe ve Altınoluk sahil bölgelerinde 2000 adet A9 TV broşürü, 60 adet belgesel serisi ve bir kısmı İngilizce olmak üzere 100'den fazla İngilizce Türkçe kitaplarınızdan dağıtmışlar. Size hürmetlerini iletiyorlar. Aferin aslanlarıma maşallah. Bak çeteye bak, bak bak mahallenin çetesine bak. Hareket bak. Delili tutmuş. Öndekine bakıyor gözler. Yalnız yemek yerken çocukların resmini çekmeyin Allah aşkına. Ya onu tediriyor. Onlar poz vermek istiyorlar. Şimdi yemek mi yesin, poz mu versin? Tabii yemek daha öncelikli oluyor. Evet. Yemek de niye yesin? Sofralarını da kaldırın. Ondan sonra değil mi? Çöpe atacaksınız. Yani o sofrayı kuran sofrasını da kaldıracak, orada bırakmayacak. Yemeği yedikten sonra üstüne bir su güzelce. Onlar rahatladıktan sonra zaten otomatik poz vermeye başlıyorlar. Didem hocam ben gidiyorum. Yarın devam ederiz. Tamam. İnşallah hocam. İnşallah. İnşallah.